proje kartımızı oluşturmuştuk ilk derste. Dolayısıyla Smart'tan eğitim projesiyle bir proje kartı oluşturduk. Ekip üyelerimizi seçtik ve belge ekliyorduk en son. Artı butonuna bastığımızda, sürükle bırakta veya üstüne tıkladığımızda bilgisayarınızdan dosya seçmenizi imkan sağlayan pencere açılıyor. Seçtiğinizde dosyanız buraya geliyor ve ardından genel bilgilerin doldurulması, doküman erişim izinlerinin yapılandırılmasıyla tamamladıktan sonra kaydette belgenizi ekleyebiliyorsunuz. Biz az önce eklemiş olduğumuz belgenin detayından hareket edelim. Şöyle, dosyayı ekledik. Burada bir Excel dosyası var. İşte eğitimci yemek listesi dedik. Burada da birinci derste üstünde durduğumuz proje sürecimizin aşamaları üzerine durmuştuk. Burada da doküman ekleme sürecinin aşamasını görüyorsunuz, kayıt. Herhangi bir ürünle ilişkilendirmek istiyorsak, bu projeyle, proje bir ürün, bir Ar-Ge projesi olsa, bir ürünle ilişkilendirmek istersek buradaki eklenmiş belgeyi, buradan ürün kataloğundan ürün seçebiliyoruz. Geçerlilik başlangıç tarihi, geçerlilik bitiş tarihi, işte proje, default olarak o projeyi seçtiğimiz için proje geldi. Doküman tipi teknik doküman olarak set ettik, aktif dedik. Bu kısımları seçmedim ama neler olduğuna şöyle değinebilirim. Özel belgedir, sadece ekleyen ve yetki verilen kişiler görüntülesin. Önem derecesi yüksektir. İnternette, ekstranette, ekstranette paylaş. Bunlar da sistemle birlikte yürütülen farklı portaller varsa, bir önceki seansa da dediğim gibi, hani B2B, B2C, bir işte public portal, partner portal varsa onlarda da yayınlanması için işaretleyebileceğimiz alanlar. Peki doküman erişim izinleri detaylandırmada neler var? Tıkladığınızda doküman grupları, partner portaller, public portaller, pozisyon tipleri, yetki grupları ve dijital varlık grupları var. Dolayısıyla biz bir proje içerisine bir dijital varlık eklerken ve veya yine Workroom'un diğer ekranlarında bir sipariş ekranında bir sipariş belgesi eklerken, faturada bir fatura belgesi eklerken, bir kontrat, bir sözleşmede belge eklerken, bu belgeyi görecek kişileri bu arada hemen detaylandırma kısmında göreceğiniz gibi şuradaki 6 adımdan birine ilişkilendirerek görmesini sağlayabiliyoruz. Dilersek bir dijital varlık grubu kurabiliriz. Yani diyelim ki eğitim projeleri dijital varlık grubu. Yani eğitim projelerinin bütün sözleşmesi, ihalesi, imzaları, hazırlıkları, bütün her şeyle ilgilenecek bir proje grubumuz varsa o proje grubunu bir dijital varlık grubu olarak oluşturup buraya eğitim projesi grubu olarak oluşturup işte Halit Bey'i, Gurbet Hanım'ı, beni o proje grubu içerisinde alıp ekleyeceğim bütün belgelerde de örneğin şuradaki gibi işaretlediğimde o proje varlık grubuna dahil olan kişilerin sadece görmesini sağlayabilir. Bunu en tane örnekle çoğaltabilirsiniz. Veya buna gerek olmadığını düşünüyorsanız tüm müdürler, tüm işte diyelim ki kıdemli uzmanlar bu belgeyi görsün. Efendim söyleyeyim, tüm uzmanlar görsün görmesin gibi. Veya işte partner portallerden bayiler olanlar görsünler de anahtar tedarikçiler görmesinler gibi yapılar kurabiliyorsunuz. Güncelle butonuyla da bu yaptığımız yetkilendirme ayarlarını kesinleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla ben hiçbir yetki grubu seçmedim. Sadece aktifledim ve ekledim. Görmüş olduğunuz gibi buraya belge eğitimci yemek listesi olarak geldi. Üstüne tıkladığımızda Excel dokümanı olduğu için Excel açmış oldu. Örnek bir doküman eklemiştik. İşte eğitimci yemek listesi diye. Excel olduğu için otomatik olarak Excel formatını buldu ve açtı. Evet. Bir sonraki alanımız notlar. Bu proje kartının içerisinde unutulmamasını istediğiniz bazı notlar alabilirsiniz. Özel veya uyarı diyebilirsiniz. Özel derseniz notu sadece ekleyen kişi görür. Uyarı derseniz bu projeyi herhangi bir kartta seçmiş olan kişi. Örneğin bir fatura bu projeyle sana bir fatura mı kesiliyor, bir sipariş mi giriliyor? Diyelim ki bu eğitim projesinde tablet alınacak. Sonra da ilgili okulda dağıtılacak. Sonra da onun teknik servis işlemleri vesaire olacak gibi. Dolayısıyla buraya uyarı dediğinizde uyarının geçerlilik tarihi bitene kadar bu projeyi seçen kişi hangi ekranda olursa olsun bir ufak bir pop-up'ta buradaki yazıyı görecektir. Biz şimdilik normal olarak bir başlık ekleyelim. Ne diyelim? 1 Şubat'ta başladık. 14 Şubat'ta özel eğitim düzenlenecek diyelim. 14 Şubat'ta günün 14 Şubat'ta
sevgi teması işlenecek. İşlenecek. Öğrencilerimize bunu anlatacağız diyelim. Evet. Dolayısıyla notlar bölümünde de notu görebiliyoruz. Peki, ilişkili olaylar. Bu projenin gerçekleşmesi için zaman zaman toplantılar yapılabilir, karar noktaları oluşturulabilir, fizibilite raporları incelenebilir, müşterinizle gidip görüşme yapabilirsiniz, kontrat imzalanmaları için bir araya gelinebilir gibi bir projenin seyri içerisinde haftalık değerlendirme, aylık değerlendirme toplantıları yapılabilir. Dolayısıyla buradan artı butonuna bastığınızda projeyle ilgili bir toplantı, bir ajanda olayını set etme imkanınız oluyor. Dolayısıyla bu projeyle ilgili şu tarihte şurada toplanılacak. Bu tarihte burada toplanıldı. Şu görüşme yapıldı. Görüşmenin toplantı tutanağı, görüşmenin esnasında karşı tarafın bize verdiği belgeler, okul yöneticilerinin veya bizlerin de, bizim akademisyenlerimizin de kendilerine sundukları bir yol haritası, bir plan varsa onlar da bu toplantıda el değiştirmiş olabilir. Biz onlara sunmuş olabiliriz. Onlar bize sunmuş olabilirler. Dolayısıyla bunların da bu toplantı olayıyla birlikte yine eteş edilip proje içerisinde saklanmasını sağlayan bir yapıdır. Ajanda olay ekleme. Görmüş olduğunuz gibi yine burada bir yetkisiz yazıyor. Artık süreçlere aşina olmaya başladınız. Geliyoruz BPM, süreçler, ajanda diyorum. Burada ajandaya tıklıyorum. Buradan diyelim ki ön kayıt. Tüm çalışanlar seçili olmadığı için kendime buradan yetki vereyim. Maker olarak diyorum ki arkamız önce. Evet. Shaker vesaire burada gerek olmasın, seçmeyelim. Çok önemli değil. Evet. Şimdi tekrar ajanda sayfasına geliyorum. F5 yapıyorum. Bakın ön kayıt geldi. Ama tek bir adım geldi. Çünkü birden çok basamak vardı bu süreçte ama ben sadece bir tanesine yetki verdim. Dolayısıyla ön kayıt geldi. Kategori eğitim, seminer veya toplantı. Eğitim için ön hazırlık toplantısı yapılacak. Ön hazırlık toplantısı. Aynısını aşağıda yazıyorum. Toplantısı yapılacaktır. Toplantısı yapılacaktır. Diyorum. Proje olarak, proje kartından geldiğim için otomatik olarak eğitim projesi geldi. Yer ofis içi, ofis dışı, müşteri ofisi online. Online'sa aralar, saatler ne olacak? İşte 13-14 diyelim. Ya biz şimdi 11'deyiz. 1-2 diyelim. Saat çok önemli değil. Ajanda hatırlatma uyarıları versin. Ne zaman? Şu tarihe kadar. Bu tarihten şu kadar dakika, şu kadar zaman önce SMS uyarısı işte saat olarak 1.10'da gibi olay tekrar periyodik şeklinde seçebilirim. Dolayısıyla ajanda uyarısı 15 dakika önce, 30 dakika sonra, 1 saat sonra gibi. Burada bu olayı herkes görsün. Şubemdeki herkes görsün. Aynı şubede, organizasyonda aynı şubede bulunduğum insanlar veya aynı departmanda bulunduğum insanlar veya sadece şirket çalışanları görsün. Bu olayı herkes görsün de B2B, B2C toplantı bir portalleri varsa oradan bağlanan kişilerde eğer ajanda olaylarını açıp göstermişsek kendileri de oradan bakıp görebilirler. Dolayısıyla onları da açmak istiyorsak bunları işaretlemek gerekiyor. Hiçbirini işaretlemezsek sadece CC'dekiler, katılımcılar ve CC'dekiler bu toplantıyı, ajandayı, olayını görebilirler. Şimdi biz hemen kendimizi ekleyelim. Şimdi şöyle yaptık. Bu olayı herkes görsün demeyelim. Katılımcılar olsun. Bu katılımcılar bizler olalım. Proje ekibine de bu kişileri seçmiştik. Yani proje ekibi bir toplantıya gidiyor gibi düşünebilirsiniz. CC'de de varsa bir asist edecek kişi
destek ekibinden olabilir, şirketinizden olabilir. Şöyle kaydet dedi. Kaydetmiş olalım. Evet, eğitim için ön hazırlık toplantısı dedik, kaydettik. Şimdi projemize geri dönüyoruz. İlişkili olaylar kısmındaki artıyla eklemiştik. Güncelle diyorum, eklediğimiz olay buraya geliyor. Dolayısıyla uzun soluklu yürüttüğümüz projelerde 3 ay, 6 ay, 2 sene, 3 senelik projeleriniz olabilir. Bunlar da sürekli olarak hangi tarihlerde bir araya geldiğinizi, hangi tarihlerde ne konuşulduğunu takip etmek için son derece yararlı bir uygulama. Hani bu proje için 10 kez bir araya geldik. Bakın şu tarihlerde ayda bir toplandık. Hatta görev dağılımlarını, toplantı tutanaklarını da şu şekilde yaptık gibi şeyleri buradaki eğitim proje kartına girip ilişkili olaylar görüp şuradaki güncelleme ikonuna tıkladığınızda ilgili toplantıya geçebilir durumda olacaksınız. Şimdi ajanda olayını ekledikten sonra sağda yine görmüş olduğunuz gibi toplantı esnasında iletilen belgeler, toplantının hangi fiziki varlık rezervasyon durumları, toplantı salonu 1, 2 veya müşteri ofisindeyse hangi araçla gidildiği plaka numaralarıyla burada görebilirsiniz. Yine buradan olay tutana eklenebilir. Burada farklı şablonlar da oluşturulabilir toplantı tutanağıyla alakalı. İşte diyelim ki efendime söyleyeyim görüşülen konular işte bir diyelim toplantı veya sunum tarihi netleştirildi, kararlaştırıldı. Sunum tarihi kararlaştırıldı. İki, proje takvimi sunulmasına karar verildi gibi. Burada yine toplantı tutanağı oluştururken kaydet ve mail gönder dediğinizde şurada bulunmuş olan katılımcılar ve sitedeki bütün kişilere şurada yazmış olduğunuz konular otomatik olarak mail olarak gider. Ben şimdi kaydet diyeceğim. Dolayısıyla proje kartında ilişkili olaylara geldiğinizde baktığınızda evet şu gün toplantı varmış, hatta o toplantıda evet şu kişiler varmış ya ajanda olay tutanağında da evet şu konuları görüşmüşüz gibi bir projenin hafızasının oluşması ve tutulması sağlanabilmektedir. Yine buradaki toplantılara istinaden bu projeyle ilgili yapılması gereken bir task, bir görev, bir ödev oluşabilir. Bunları da proje içerisinde bakın şurada görevler dediğimiz bölümde taskların ilgili kişilerin panolarına düşecek şekilde birinci iş, ikinci iş, üçüncü iş bunların arasındaki ilişkiler de korunacak şekilde girmek isteyebilirsiniz. Örnek olarak artı butonuna tıklıyorum. Diyorum ki temel konular 3 sekmeyle geliyor burası. Temel bilgiler, ek bilgiler ve bilgi verilecekler kısmı var. Şimdi temel bilgilerde işin adı, konusu, görevlisi, önceliği, aktivite tipleri ve terminler gibi konularımız var. Şimdi örneğin konu proje, eğitim takvimi diyelim. Eğitim planı. Eğitim planı ve takviminin hazırlanması. Eğitim planı ve takviminin hazırlanması. Hazırlanması. Toplantıda alınan karar doğrultusunda proje planı ve takviminin hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunulması. Rica ederim. Kime rica ediyorum? Serkan Uzungül'e örnek olarak. Süreç olarak da başladı, planlanıyor, devam ediliyor gibi işin artık proje süreci değil de projeye bağlı olan işlerin süreçlerinin ne olacağı ve yine işin kategorisinin ne olacağı. Diyelim ki
Burada doküman hazırlama işin kategorisi. Araştırma, analiz. Şimdilik analiz diyelim ve planlama kısmında tutalım. Önceliği de normal seviyede olsun. Öngörülen toplam 4 saat 30 dakikada bu işin tamamlanacağını öngörelim. Termin olarak da diyelim ki 1 Şubat toplantısında alınan bir karar olduğu için 15 Şubat'a kadar tamamlanmasını bekleyelim. Aktivite tiplerimiz olabilir burada. Onların neler olabileceğine örnekleriyle değineceğim. Burada iş ekranlarında 3 farklı alan var. Aktif, işin aktif mi pasif mi olduğu. İşteki her güncellemede kişilere, CC'dekilere ve görevlisine mail gidip gitmeyeceği, rework'te tekrarlanacak bir iş olup olmadığını seçmiş olduğumuz ekranlar. Şimdilik aktifte tutalım. Kaydet diyelim. Bakalım mantıklı gözükmüyor. Lütfen düzeltmeye sağlık. Çünkü ek bilgiler kısmında bitiş tarihi koymadık. Buraya da bitiş tarihi koyalım. 15'ini demiştik. 15'ine kadar verilsin. Başlangıç tarihi bugün olacak şekilde. Şurada işin tekrarı var mı? Periyodik bir iş midir? Bu iş bir başka işle ilişkili midir? Bu iş dışarıya yaptırılacaksa birim alış, birim satış fiyatları, tahmini bütçesi, süresi, tahmini miktarı, yani miktar bazlı da iş yaptırılabilir. Bir adet rapor, iki adet rapor gibi bunlar da kısımlarda bulunuyor. Bir de bu kaydı kaydettikten sonra bu alanlarla ilgili daha farklı bir ekran göstereceğim. Sözleşme yönetimiyle ilgili. Hani bir işletme bu işi dışarıya taşere de edebilir, taşeron da çalıştırabilir. Veya böyle bir raporu hazırlaması için bir ekiple, bir başka eğitim kurumuyla, bir denetçi grubuyla anlaşabilir. Onlar için de böyle bir görev açar ama denetçi ekip der ki biz bu işe tahmini olarak 3 ödemişsiniz ama bizim ekibimiz 5'i gibi uygun. 5'inde başlayacağız ve tahmini olarak da bu iş 10 gün sürmez. Biz bu işi size ayın 10'unda teslim edeceğiz diyebilir. Onları bu iş düştükten sonra dolduracakları alanlar. Bir de birim alış ve birim satış fiyatıyla bu kadar süre çalıştık. Hani adam saat ve avukatların çalıştığı gibi dosyanızı inceledik. Şu kadar süre çalıştık gibi süre girip buradaki birim fiyat çarpımlarıyla işi gönderebilirsiniz. İşin hak ediş hesabında veya dosya başına anlaşılmış olabilir. 4 dosya, 5 dosya hazırlandı. Hani kısmen tercüme ofislerinin kelime başına aldıkları ücret gibi düşünebilirsiniz. Veya diyelim ki bu bir üretim aktivitesi bu projede. Üretim aktivitesinde 100 adet işte ne diyelim, mapa yapımı diyelim veya işte profil üretimi diyelim. 100 adet üretmek için de birim fiyat çarpı 100 adet şeklinde hesaplamalar yapılabilir. Daha farklı ekranlara da hizmet eden bir alan. Bunları birazdan değineceğim. Başlangıç ve bitiş tarihini girdik. Bilgi verecekler kısmında da yine bu işin bilgi verecekler kısmında aynı ekibimizi seçelim. Uyarıların nasıl geldiğini görmek için kendimi de ekliyorum. Kaydediyorum. 3 sayfayı da oluşturduğum için artık buraya iş eklendi. Tıkladığımda aktivitenin üstüne eklenen aktivitenin hızlı eklediğimiz kısımlarından ziyade hemen sağda bir yine işin bu sefer bakın projenin değil. Projenin altına bağladığımız bir task'ın, bir görevin termin tarihi, kalan ve tamamlanma zamanı, bitiş tarihi, görevlisi, görevlinin pozisyonu, işin kategorisi, işin süreci. Yine projenin hangi bu işin hangi projeye ait olduğunu görebiliyorum. Yine sadece bu aktiviteyle alakalı eklenecek belgeler, bu aktiviteyle ilgili zaman harcamaları, değerlendirme formları, ilişkili işlemler, yine bu aktivitenin sürecindeki akışları görebileceğim ekranlar. Sol tarafta da takip notları. Bakın toplantıda alınan karar doğrultusunda proje planı ve takma hazırlık milletim müdürüne sunulmasını rica ederim diye bir görev gelmiş. Kime? Serkan Uzungül'den Serkan Uzungül'e gelmiş. CC'de de Gurbet Hanım var ve ben varım şeklinde. İş adımları, takip notları, bakın görevlinin kim olduğu, sürecinin ne olduğu, bilgi vereceklerde kimlerin bulunduğu, öngörülen süre, bu iş gerçekleştikçe İşte diyelim ki günde 1 saat çalıştık. 1 saat 30 dakika ben çalıştım. İşte 1 saat 40 dakika bir başka
gruptaki arkadaş çalıştı. Onlar gelip burada şuradaki görevliyi değiştirerek birer tane örnek yapalım. Şöyle diyelim. Diyelim ki ben çalıştım. Bugün 1,5 saatlik çalışma ile taslak hazırlandı. Taslak hazırlandı. Yarın çalışmaları devam edecek. Günlük işlerin yaşayışları da burada tutulabilir. Ben çalıştım. Öngörülen süre diyelim ki 1,5 saat. Şöyle 2,5 yapayım. Kusurlar da olsun. İşin de tamamlanmasını %30 bitirmiş olayım. Güncelledim. Evet. Bakın üst kısım her daim temizlenerek default temiz bir şekilde yeni alınacak aksiyonlar için geliyor. Alt kısımda tarihçeyi tutuyoruz. Akışı. %30 tamamlandı denmiş. 2,5 saat çalışılmış. İşin aşaması planlama olarak değişmemiş. Ama toplantıda alınan karar doğrultusundaki ifade bugün 2,5 saat çalışmayla taslak hazırlandı. Yarın devam edecek denmiş. 2,5. Bugünkü çalışmalarla diyelim. Hani bir gün geçtikten sonra bunları yazdığımı düşünün. Bugünkü çalışmalarda taslak son haline getirildi. Taslak son haline getirildi. Getirildi ve onaya sunmaya hazır. Çok şey yapmadım. Efekt kullanım vakti. 2,5 saat harcamıştık. Bir 2 saat daha harcarsak 4,5 saati tamamlamış oluyoruz. Veya performans gösterdik. 1 saat 30 dakika harcadık. 4,5 saat öngörülen için 3 saatte tamamlamış olabiliriz. %30'dan 10 ay öncesi olduğu için %95'e getiriyorum. Kaydet diyor. Bakın ilk açıldığı durum 13.28, 13.31, 13.32, 0 saat 0 dakika harcanmış idi. Çünkü yeni açılmıştı. 2 saat 30 dakika, 1 saat 30 dakika. Dolayısıyla 4 saatte iş tamamlanmış oldu. Planlama, belki burada da işin şeyini değiştirmek lazım. Onay bekleniyor. Devam ediyor. Buradaki aşamanın da değiştirmesi gerekirdi gibi. Dolayısıyla bu işe bağlı bir üst iş, bu işe bağlı bir alt iş varsa onların izlenimleri de burada. Yine bu konuyla ilgili veya bu işle ilgili bir şeyler yazmak istiyorsak kontrol edebildiniz mi diyelim. Burada da bir en son sorduğumuz soru ve yazışmaları, bu iş üzerinden olan yazışmaları da takip edebiliriz. Aslında bu iş buradaki açıklamalarıyla birlikte zaten birer yazışma olarak da bulunuyor. Bakın şurada işler dediğimiz bir ekranımız var. Şimdi o ekrana doğru gidelim. Bakın eğitim planı ve takviminin hazırlanması bu projede görevli, öncelik normal. Aşama planlama, bakın %95, öngörülen 4 saat, 30 dakikaymış, harcanan 4 saat. Delegeden, işi yönlendiren kişi, planlanan başlangıç ve planlanan bitiş. Dolayısıyla burada daha fazla diyerek, bakın görevliden kendimi kaldırarak tüm projelerdeki tüm işleri, yetkisi bana verilmiş olanlar doğrultusunda görevli. İşler, farklı projeler, farklı görevli kişiler, farklı aşamalar, öngörülen çalışma süreleri, harcananlar, tarihleri. Yetkin varsa herhangi bir tanesine tıklayarak o işi de açıp o işin içini de okuyup gelişmelerden haberdar olabilir.
Bu şekilde de bir task management yönetim yapısı var Word'de. Şimdi bir geri daha diyelim. Evet, kendi görevli de kendi işlerime şurayım, şöyle ara diyelim. Yani şuradaki daha doğrusu işler diyelim tekrar. İşler dediğinizde session'daki oturumdaki görevi otomatik algılayıp sadece onun görevci işleri otomatik getiriyor. Detay görmek istiyorsa görevli yetkili kendini kaldırıp yine burada proje seçerek Smart'tan eğitim projesindeki bütün işleri, sadece bana atanmış olanları değil, bütün işleri görebilir gibi bir yapıda ekran sunuluyor. Dolayısıyla böylelikle herkes kendi tasklarını da A projesindeki görevi, B'deki görevi, C'deki görevini yerine getirmek için kendi ekranlarında görebilmiş oluyor. Şimdi biraz daha ileri seviye yapılara değinmeye başlayalım isterseniz. Şimdi işler ekranında yine hani buralara belgeler, zaman harcamaları, bakın toplam Serkan Uzungül 4 saat zaman harcamış. Bu işi benim dışında bir güncelleyen olsaydı onun da burada 1 saatlik zaman harcamasını görebilirdik. Örnek olarak Halit Bey şu an bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum sizi Serkan Bey. Halit Bey, bu iş kaydına 1 saatlik zaman harcaması da siz girebilir misiniz? Örneğin ben şimdi onaya sunmaya hazır dedim. Bakın şurada onayınız beklenmektedir diyeceğim. Onayınız beklenmektedir diyeceğim. Beklenmektedir diyelim. Onayınız beklenmektedir. Gereğini rica ederim diyeyim. Gereğini rica ederim diyelim. Ve görevli olarak da proje ekibinden proje yöneticisi Halit Ayçiçek Bey'i seçmiş olayım. Dolayısıyla tamam. Bu işi kaydet dediğimde artık bu task benden çıkıp Halit Bey'e geçmiş olacak. Onu da şöyle göstereyim. İşler 88 numaralı ID'den ulaşabilirim herhalde, gördüm ama. Evet. Yo, şöyle yapın Halit Bey. İşler sol tarafa proje yazın veya görevler yazın. Şimdi hemen şu an bir tane yapıyorum. Bakın işler. Şu en altta. Buraya tıkladığınızda delege ettiğiniz veya görevlisi olduğunuz işleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben artık işi delege ettiğim için sadece CC kısmında bulunduğum ve delege eden olduğum için artık bunun yazısını kırmızı görüyorum. Az önce kırmızı değildiymiş. Halit Bey ekranlarını açtığında şuradaki gerçekleşen zaman dilimine 1 saat girip kaydı güncellediğinde şu ekrana onun da bilgisinin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda yaptım Serkan Bey. F5 yaparsanız göreceksinizdir. Bakın kendisine atanan bir iş vardı. Ben ilk iş atanan kişi olarak işi belli bir safhaya getirdim. Sonra görevlisini değiştirerek amirime, yöneticime, astıma bu işi gönderdim. Ve bu işin de süreçleri, hani onayınız bekleniyor, devam ediyor, bitti, revizyon. Hani onay diyerek Halit Bey'e gönderdiğimi düşünün. Şuradaki süreci az önce değiştirmedim. Ama Halit Bey görevli olduğu için işi gördü, benim yazımı okudu ve gereğini yaptı. Bakın burada içine hiçbir şey yazmadan sadece onay verdi. Olsaydı bir notu, şuradaki not alanı gibi burada da yazacaktı. Bakın 1 saat buradaki gerçekleşmede tutuldu. Ardından işi %100 yaparak görevli kısmına tekrar Halit Bey onay verdikten sonra beni seçtiğini düşünün. Onay da kaldı. Gelen onay üzerine iş tamamlanmıştır diyerek kapatacağım. Gelen onay doğrultusunda iş tamamlanmıştır diyorum. Tamamlanarak kapatılmıştır. Onay kısmında tuttum. Tamamlanmayı %100 yaptım. Aktifliği kaldırdım. Hani bu son onayı kontrol etmek için 15 dakika harcadığımı düşünüyorum. 0 saat 15 dakika kaydet diyorum. Evet. Bakın buradaki yapıyı tekrar açtığımda 4 saat, 1 saat kısmını yine görüyorum. Şuraya bakın 15 dakikada geldi. Ekranı yeniledim. 4 saat 15 dakika ben harcamışım. 1 saat Halit Bey harcamış. Şimdi bu iş artık bizim tasklarımızda bakın kayboldu. Soru şu, neden kayboldu? Görevlisi ben olmama rağmen
iş artık pasif aktif olmadığı için pasifler arasında bulabilir. Evet, pasif arasında bulundu. Süreçte bir aşama daha açmış olsaydık, onaydan sonra tamamlandı. Buradaki aşamayı tamamlandı diye çekerek kapatmam daha uygun olacaktı. Dolayısıyla burada pasifte arattığım gibi tümünde ama aşaması tamamlandı olanlar arasından da aratabilirdim. Örneğin şurada tamamlandı olmuş olsaydı tamamlandı seçecektim. Ama şimdi işin onayda olduğunu biliyoruz. Diyorum ki bütün onay aşamasındaki işleri bana getir. Bakın gördünüz mü? Aşağıda bir başka aktivite kaydı var. Onay. Dolayısıyla iş ekranlarında da sürece göre işte planlama aşamasında olan işler, efendime söyleyeyim, bakın bunlar planlama aşamasında olan işlermiş. Burada devam edenler, yani başlanmış ve devam edenler, hangi projelerde ve kimler üzerinde olduğu burada görülebilir. Yine bitenler, tümü dediğim için ekranlarda da gelecektir. Çünkü bitenlerin aktif değil, pasif olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bakın burada bitenler. Renklerin farklı olmasının birkaç anlamı var. İşin kategorisinin renkleri genelde aynı olur. Farklı kategoriye geçildiğinde, hani kategoriyle renk eşleştirmesi yapıyoruz. Şu kategori şu renkte olsun gibi. Bir de tabii şuradaki acil, normal ve normale göre bir renklendirme söz konusu oluyor. Bir de işin görevliyseniz veya CC'deki kısmında, delegeden kısmında bulunuyorsanız işlerin renkleri değişebiliyor. Bunları size vurgulayabilmek için yapılmış arkada bir yapı söz konusu. Bu da projenin task yapısı. Şimdi biraz daha üst seviyelere doğru geçmeye devam edelim. Şimdi iş üzerinden iş kaydı geldi, baktık. İş içerisinden projedeki task içerisindeki proje kısmına tıkladım ve proje ekranlarına geri döndüm. Şimdi proje ekranlarında da aynı yapıyı şuradan görebiliyorum. Bakın aktif tümü. Bu da sadece bu projedeki işlerin bize listelendiği bir ekran. Proje kartı. 4 saat 30 dakika öngörmüştük. 5 saat 15 dakika harcadık. İşin %100'ü tamamlandı. Peki bu aktivite eğer bir eğitim planı ve takvimi hazırlanması olmasaydı da bu bir eğitim dokümanlarının hazırlanması, yayına çıkartılması, dijital tabletlere yani uygun hale getirilmesi işi olsaydı. Dolayısıyla burada kullanılacak bir malzeme, bir planlama, bu işle alakalı bir alış, bir satış eylemi olmuş olsaydı nasıl davranacaktık? Dolayısıyla bu aktiviteyi kopyalayalım. Bakın sağda proje ekranlarında bir kopyalama butonumuz var. İş kopyalanacaktır, emin misiniz? Eminim. Bir tane daha kopyaladı. Şöyle yapalım, tümü diyelim. Bakın bir tane daha kopyalandı. Şimdi ikisini de yan yana açalım. Bakın 88 bizim ilk açmış olduğumuz işte. 89, 0 bir kayıt olarak bakın en son aşamasıyla kopyalandı. Çok önemli değil. Dolayısıyla kopyalanan iş üzerinden işin adını, sanını, görevlisini değiştirerek devam etmek de mümkün. Şöyle bakalım. Kopyaladık. Kopyaladığım işi şimdi ikinci ayrı bir iş olarak açıyorum. Veya sıfırdan bir iş de açabilirdim. Normal artı. Hani bunu ilk gösterdiğim için bu tarafa geldim. Bir işin kopyalanıp, görevlisinin değiştirilip, bir başka tarihi set edilerek devam edebileceğini de göstermek için sizlere. İkinci olarak şunu yapalım. Bu iş üzerinden dikkat ederseniz harcama talebi, ajanda olay ekle, teklif al, diğer gibi kısımlarımız var. Yani bu işe bağlı olarak bir teklif alma, bu işe bağlı olarak bir teklif verme, yine bu işte kullanılan ve bu işin yapılacağı alandaki, zemindeki fiziki varlıklara ulaşmak da mümkün. Dolayısıyla bu işin ne yapılabilecek farklı aksiyonlar da söz konusu. Şimdi ben proje ekranlarına gelerek şu ikinci işin adını değiştirelim. Adını değiştirelim. Diyelim ki eğitim planı ve takvim hazırlanması eğitim için eğitim görselinin
hazırlanması, eğitim görselinin hazırlanması, basımı, dijital ortamlara uygunluğunun sağlanması hakkında sağlanması işi. Dolayısıyla dijital ortam uygunluğunun sağlanması hakkında dedik. Dolayısıyla eğitim görseli için eğitim görsellerinin basımı dijital ve diyelim dijital görsellerin dijital olarak hazırlanması diyelim, dijital olarak hazırlanması ve tabletler üzerinden kullanıma uygun hale getirilmesinin organize edilmesini rica ederiz diye iş gelmiş olsun. Rica ederiz. Kopyaladığım için hazır gelen alanları değiştiriyorum. Sıfıra aldım işte tekrar. İşin başlangıç tarihi yine 3-15 olsun. Çok önemli değil. Burada araştırma olsun. Onay değil de tabii aşamanın da geriye gidebilir olması lazım. Kopyaladığım için onayda kaldı. Şurada bir çok şekilde bir güncelleyelim. Evet. Burada amaç aslında ikinci bir task açarak bu task'a bağlı olarak bakın bir malzeme listesinin oluşmasını sağlamak. Bir üst level. Şimdi bunu da şurada da proje planının zaman harcaması ekleme. Şurada malzeme yönetimiyle tamam diyelim. Bakın burada proje malzeme ve işçilik planı sayfası açıldı. Proje malzeme ve işçilik planı sayfası. Burada bu iş için yani Smartline eğitim projesi, eğitim görselinin hazırlanması, basımı ve dijital ortamlara uygunluğunun sağlanması hakkındaki göreve istinaden şu alımların, A4 kağıtların, işte görsel grafik tasarımcılarla anlaşılması, işte bunu bir işte Android veya iOS ortamındaki bir tablete uyumlu hale getirilmesi için dijital olarak yazılımcılarla çalışılması, bunlar için farklı malzeme alımlarının yapılması için bir malzeme ve işçilik planı oluşturulmasını sağlayacağız. Bunu da bir sonraki seansta sizlerle beraber oluşturacağız.